Tavamın altını açacağım ben. Orta ateşe alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. İçine birazcık zeytinyağı. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Şimdi sosislerimi alıyorum. Bunların üzerlerine birazcık çizik atacağız. Normal sandviç ekmeği yerine ben bugün baget ekmeği kullanacağım. Onu bütün halde kullanacağım. Şimdi yağ erimek üzere. Bunun şöyle güzelce erisin. Hemen sosisleri içine atacağım. Kendi kendine bunlar burada pişecekler. Ben bu şekilde tam buğday unuyla yapılmış bir baget ekmeği kullanacağım. Bol lifli bir ekmek. Bunu şöyle şu şekilde kalın kısmını ekmekten ayıracağım. Bunun içine çok fazla olmamak koşuluyla ben çıkartacağım. Benim şu an ekmeğim doldurulmak için hazır. Bunlar da tamamdır. Şimdi burada yaklaşık bir yemek kaşığı kadar salçamı kavuracağım. Güzelce eriteceksiniz. Şimdi yaklaşık bir su bardağı kadar domates rendesini içine koyacağım. Birazcık su eklemek gerekiyor. Tabii ki tuzumuz, karabiber, kırmızı toz biber ekleyeceğim içine. Onu da koyduk. Hemen sosislerimi içine koyuyorum. Zaten yarı pişmiş durumdalardı. Şimdi onları tam pişmiş hale getireceğiz. Yaklaşık bu şekilde 2-3 dakika kadar pişecek, hafif şişecekler, sosum daha da kıvamlanacak. Ondan sonra ekmeğimizin içini doldurmaya başlayacağız. Sosislerim oldu. Şimdi ekmeğin içine önce güzelce bu hazırladığımız sosla ıslatacaksınız. Her yerine mümkün olduğunca alabildiğince çok. Şimdi içine güzelce rende kaşar peynirinden. Şimdi sosisleri alabildiği şekilde içine yerleştireceğim. Sosisleri koyduk. Şimdi bunu fırın tepsime alıyorum ben. Üzerine yine bolca peynir koyacağız. Tamamdır. Bu yaklaşık 200-210 derece önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyip üzeri kızarana kadar, yani yaklaşık 10-12 dakika kadar pişecek. Hemen bunu fırına gönderiyorum. Hemen fırınımdan almak istiyorum. İşte burada nefis görüntüsüyle nasıl bir şey olduğunu. İşte içi de aynen bu şekilde oluyor.